Sevgili arkadaşlar, sevgili dostlar, herkese selamlar. Yeni bir City Skyline bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bu bölümde yeni bir yerleşim yeri inşa etmeye çalışacağım. Şehrimizin eksikleri var. Gördüğünüz gibi çok bir para kazanamıyoruz. İşte metro bağlantılarımız, tren bağlantılarımız, işte bazı daha eksiklerimiz, stadyum gibi istekleriniz var. Bunlarla ilgilenmeye çalışacağım. Neler yaptığımıza şöyle bir kısaca göz atalım. İlk yerleşim yerimiz, bizim ilk göz ağrımız burası. Hiç hoşuma gitmiyor buranın görüntüsü. Burayı tamamen baştan yapasım var. İkinci büyük yerleşim yerimiz. Aslında burası ikinci yerleşim yeri ama çok büyük değil, küçük. İkinci büyük asıl yerleşim yerimiz burasıydı arkadaşlar. Trafiği çeken yer, insanları çeken yer, yayların kullanacağı yerler vesaire. İşte orası burasıydı. Yanına böyle küçük ufak tefek binalar yerleştirmiştik. Burada akıllı binalar vardı. Akıllı binalar biraz daha lüks oluyordu. İkinci yerleşim yerimizi de bu şekilde tamamlamıştık. Buradan aşağı gittik. Burada da üçüncü yerleşim yerimiz. Gökdelenlerimizin bulunduğu. Kendine yeten böyle yeşillikli, işte tepelerinde güneş santrali olan. Bak gördünüz mü? Paralel. Ne diyorlar bunlara? Güneş panelleri olan bir bölge inşa ettik arkadaşlar. Burası da böyle. Şu anda 27 milyon keş paramız var. Bu bize uzunca bir süre yetecek kadar para sağlayacak. Trafiğe bir bakalım arkadaşlar. Trafik şu şekilde. Şurayı iki şeride çıkaracağım. Bunu buradan seçiyorum. Bunu da buradan şu şekilde iki şeride çıkardığımda çok daha rahat edeceğiz arkadaşlar. Şurayı da dörde çıkarabilirim ama gelen trafik o kadar yoğun değil. O yüzden dörde çıkarmama çok gerek yok. Sadece şurayı şöyle düzenleyeceğim. Diyeceğim ki sen buraya gir. Sen de ya buraya gir ya da buraya gir. Üçüncü şeride buradan dahil olmayın. Öyle bir şey yapmayın diyeceğim bunlara. Tramvayımız gidiyor. İçinde yolcu sayısı 18 arkadaşlar. Çok fazla yolcu yok. Bunun da sebebi hem bu bölgede yani gelip de vakit geçirebilecekleri bir şey olmaması, hem de asıl yolcuyu buradan aldıktan sonra buralara bırakması. Bu binalar çok güzel oldu ya. Şöyle bir baktığım zaman gerçekten çok tatlı, çok güzel binalar görebiliyorsunuz arkadaşlar. Artık bu bölümde arkadaşlar kendimi yarı sessiz moda alıyorum. Oyunu donduruyorum ve buradaki cezaevine artık bir tamam burayı yapacağız deme zamanımız geldi. Öncelikle bu binayı şöyle ortaya alacağım. Sonrasında da güzel bir şekilde burayı izleyeceksiniz. Hadi bismillah diyelim arkadaşlar. Uzunca bir süre susacağım. Siz burayı hızlandırmış olarak izleyeceksiniz. Inside my own world of make-believe. Kids screaming in the cradles, profanities. I see the world through ice covered in ink and bleach. Cross out the ones who heard my cries and watched me weep. I love everything. Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. Arkadaşlar şaka maka gerçekten çok güzel oldu ya.
Şuraya baksanıza ne kadar güzel oldu. Böyle tam bir hapishane ama böyle yarım yamalak değil. Gerçek ve tam bir hapishane gibi oldu. Buraya bir adet. Ne oluyor? Helikopterler geliyor buraya. Su almaya geliyorlar. Aa, çok iyi. Helikopterler buraya su almaya geliyorsa şehrin ortasında da ben bir tane park alanı inşa ederim. Oradan da su alırlar. Değerli arkadaşlar, ben şimdi bir tane de şey inşa edeceğim buraya. İtfaiye kulesi gözetme binası. Bir buraya, bir de buraya inşa edeceğim. Bunun sebebi şey, burada kaçanları böyle hem koruyormuş gibi, etraftan güvenlik sağlıyormuş gibi olacak. Bir tane şu köşeyi inşa edeceğim. Böyle 3 bölgeden güvenlik sağlamış olacağız. Hatta bir tane de şöyle orman içine inşa edeyim. Böyle birisi kaçmaya çalıştığı zaman onu gerçekten haklayacağız arkadaşlar. Şu ağaçların bir kısmını imha edeyim şimdi. Kopya tepiştir yaptığım için biraz çok oldu. Bu biraz kasmasını azaltacak oyunun. Şöyle biraz. Evet. Değerli arkadaşlar, gerçek ve tam bir hapishane oldu burası. Muazzam oldu. Ben çok beğendim ya. Yani şimdiye kadar yaptığım en iyi yapılardan bir tanesi diyebilirim. Hem etrafını duvarla ördüm. Hem karşılıklı iki hapishane. Şurası açık hapishane. Şurası da kapalı. Böyle büyük suçlar işleyenler için. Bakalım kaç suçumuz var. 55 tane mahkumumuz var arkadaşlar. Yani buranın çöp sorunu oluyor ya. Buraya bir çöp alanı yapmamız lazım ya. Yakına bir yere. Uzak ya şehirden. Biraz ondan dolayı. Evet, bura bitti. Bura bitti canlar. Kaç saatimiz geçmiş? Yarım saat uğraşmışız. Siz 5-6 dakika falan izlersiniz burayı. Buraya bir iki fabrika daha açalım. Boş kaldıkça fabrika açıyorum buraya. Efendim, bir adet nafta tesisi. Bir adet de tam onun karşısına nafta tesisi kuracağız. 2 adet. Sanayi binalarından petrol ayrıştırma binası kuracağım. Şuraya 2 adet. Şöyle 2-3 adet. Aralarını açık yapıyorum biliyorsunuz. Daha avantajlı oluyor öyle benim için. Bunu yukarı kurabilirim. Şöyle birkaç adet. Bunlar petrol ayrıştırma tesisi değerli arkadaşlar. Petrol üreteceğiz. Aşağıda üretilen petrolü buralarda işleyeceğiz. Bunları satacağız. Satmaya çalışacağız. Şuradan bir arayol çeksem mi ya? Ne diyorsunuz? Şu bölgeden alalım arayolu. Buraya doğru girdirelim. Buradan ikinci bir alternatif yol olsun buradaki vatandaşlara. Şimdi ikinci bir limana ihtiyacımız var. Kıbrıs tarafında bir limanımız var. Gördüğünüz gibi. Buradaki gemimiz de aktif şekilde çalışıyor. İnsanlar buraya geliyorlar. Buradan gidiyorlar. Mesela %40 yükle gelen bir kargo gemimiz var. Geldi. Hepsini şehrimize bıraktı ve buradan ayrıldı. Bir gemi daha var. %88 yüklü. Hepsini buraya mı bırakacak acaba? Hepsini buraya bıraktı. %50 de yeniden yerine yük yükledi ve buradan ayrıldı arkadaşlar. Şimdi burası ne durumda? Buradaki binalarımız. Buradaki binalarımız yavaş yavaş son seviyelerini, son şekillerini almaya başladılar. Güzel de görünüyorlar açıkçası. Gelir gider dengemiz hemen hemen kafa kafaya. Üretimimiz biraz azalmış durumda. Artık bir Mersin limanı inşa edelim diye düşünüyorum değerli dostlar. Bunu şuradan bir bağlantıyla aşağı alalım. Yine otobandan çıkan bir bağlantıyla da yine buraya alalım arkadaşlar. Onun öncesinde Mersin limanından evvel şu oyunu biraz düşürelim hızını. Evet, bunu artık şöyle büyüterek burayı şöyle içe doğru kaydırıyorum. Buraya bir liman inşa edeceğiz. Mersin limanı. Burası Mersin limanı olacak bizim için. Bu şekilde. Efendim, oyunu şimdi hızlandıralım. Buradaki dalgalanmalar bir oluşsun, sonra geri bozulsun. Ben de o sırada buranın duvarını inşa edeyim. Orası bir kendine gelsin, gele dursun. Biz de şuralara bakalım ne yapıyorlar diye. Bunlar plastik üretiyorlar. İşlerinde güzel çalışanlar var. Şu ikisi plastik. Yeterli alıcı yok durumundan şikayet ediyorlar. Ha, ben tutup da buraya şimdi petrol ayrıştırma koyamam. O yüzden bunu buradan bir şekilde satacaksınız. Yani yapacağımız bir şey yok. Arkadaşlar, bizim karşıda yaptığımız şey burada bir takım yıkımlara sebebiyet vermiş ya. Baksanıza. Oradaki dalga burayı nasıl bu kadar etkiledi? İnanamıyorum ya. Karşı tarafta kurduğum dalga. Baksana. Binaların hepsi yıkıldı ya. Ana. Arkadaşlar, hepsi yıkıldı. Bizim yol bakım binamız var mı ya? Yol bakım binası diye bir şey varmış. Ben bunu buraya bir adet bir inşa edeyim. Buradaki dökülen yolları toparlasın. Bir adet de şuraya inşa edeyim. Kıbrıs adasına bu kadar bina yeterli. Aynı zamanda burası galiba bizim mekanın içi. Bir tane sanayi alanını inşa edelim bundan. Sanayi alanının yollarını kontrol etsin. Böyle bir tane şehrimizin tam ortasına, bu tarafa. Bir tane de şu tarafa inşa edelim şimdilik. Şurayı bir boşalt abicim. Burayı bir boşalt. Buradaki cenazelerimizi artık kaldıralım. Gömülmüş 15.000. Yakma kapasitesi 600. Tamam, şöyle yapalım.
Dolu var mı başka? Dolu varsa dolu boşaltalım. Yol bakım için arkadaşlar şu iki tanesi yetersiz olabilir. Özellikle bu buradaki sanayi bölgesi de full mesela. Bir tane de bu sanayi bölgesini yapayım. Buradaki yolları da kontrol etsinler sürekli. Bir adet de buraya yapalım. Yani toplamda 1, 2, 3, 4, şöyle 1, 2, 4, 5, 2 de burada var. 7 tane yol bakım aracımız, 7 tane yol bakım istasyonumuz oluştu. Buralar gittikçe yükseliyorlar. Park bakım da oluşturmamız lazım. Park bakım varmış. Bu alanda hiç park bakım binamız yokmuş. Şunu şöyle şuraya taşıyayım ben. Buraya onun yerine bir adet park bakım binası koyayım. Bu bir bölge için fazlasıyla yeterli olacak zaten. Hatta buraya kadar bile hizmet veriyor neredeyse. Buralardaki parklarda 1, 2, 3 tane bakım binamız var. Burası da okeylendi. Tamam. Şu an yeterli. Su kendine geldi. Arkadaşlar ortalık bir 56 oldu az önce. Bayağı bir 56 oldu yani. Şurayı sahili düzlüyorum. Arka tarafa da dağlık oteller yapacağım. Şimdilik sahile yük limanı oluşturacağım arkadaşlar. Şimdilik yük limanı. Bunlar nereye gidiyor? Bunlar afet bakım binası mı? Oo, yangınlara gidiyorlar. Geliyorlar. Güzel. Söndürüyorlar. Söndür, söndür, söndür. Söndür. Söndür, 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 söndür. Yanmasın, söndür. Eğitim seviyemiz de yüksek ama nasıl bu kadar beceriyorlar yangın çıkarmayı bilmiyorum. Abi helikopter şart ya. İyi ki yapmışız. Helikoptersiz buralar yanar kül olurdu. Evet, buraya geldik arkadaşlar. Önce limandaki ağaçları bir alalım. Hemen çakma bir yangın. He? Şurayı şöyle bir ağaçları alalım. Buraya güzel bir limanı inşa edelim öncelikle. Yük limanı. Bir de yolcu limanı inşa edelim. Yok, feribot inşa edelim. Yolcu limanı değil de. Yük aktarma merkezi olan. Hem içerisine büyük yük alan arkadaşlar. Tamam mı? Hem de tren bağlantısı olan yük limanını inşa ettim. Bunu biraz aşağı indireceğiz. Şöyle. Doğal afet merkezini yaptık. Doğal afete gerek kalmadan zaten şehir kendi kendini yakıyor yıkıyor abi. Böyle bir şey yok. Efendim burada bir kuyruk oluşacağı için buraya bir kuyruk yolu inşa etmem lazım. Hemen kuyruk yolunu da şöyle inşa etmeye başlıyorum güzelce. Evet değerli arkadaşlar, otoban bağlantımızı verdik, bunun diğer yollarını yaptık. Bakalım neler yapmışız, şöyle sizlere göstereyim. En son diğer taraftan araçlar giriyordu, tankerlerimiz buraya doğru geliyordu. Evet, gelmeye başladılar. Buradan buraya dolaşacaklar. Bakın otobandan araçlarımız yine gelmeye başladı. Mesela önümüzdeki orman, onun arkasında yakıt var.
Bunun arkasında yine yakıt tankerlerimiz var. Arkadaşlar burada gördüğünüz gibi dolaşmaya başladılar. Şimdi burada şöyle bir şey yapacağız. Trafik tıkanmaması için. Efendim öncelikle şunu açıyoruz. Diyoruz ki sen diyoruz buraya gidiyorsun. Sen de diyoruz buraya gidiyorsun. Siz de diyor sen de diyorsun buraya gidiyorsun, sen de buraya gidiyorsun. Yani iki şerit. Buradan gelenler buraya girerken buradan gelenler buraya gidecek. Burada şurayı tek şeride düşürebiliriz. Ya da burayı da tek şeride düşürebiliriz. Ya da bunun gibi böyle kayarlar. Yolların düzenini bozmayayım. Zaten çok yoruldum arkadaşlar. Efendim burada bir çöp sorunumuz varmış. Çöpler birikti diyor. Vallahi biriksin, ben çok yoruldum kardeşim. Birazcık biriksin yani, ondan bir şey olmaz. Buradan geliyorlar arkadaşlar. Burada yolumuz ikiye ayrılıyor. Düz gitmek isteyenler şehre buradan gidebilir. Yahut otobandan gitmek isteyenler de buradan gidebilir. Şimdi buradan geliyorlar. Doldurdular. Gördüğünüz gibi birçoğu yani neredeyse hepsine yakın otoban tercih edecek. Çünkü otobanın hız sınırı çok yüksek. Biz de bunları otobanları tercih etmemesi için şuranın hız sınırını kaldıracağız. Diyeceğiz ki kardeşim bak burası hız, ya boş bir yol. Ben burada sana 130 km hız veriyorum. Nereye kadar? Buraya kadar. Yani buradan başlıyorsun karşıya kadar 130 km'ye kadar çıkabilirsin diyorum. Eğer bunu böyle yaparsam otoban yerine insanlar buraya da tercih edecek. Bakın gördüğünüz gibi gidiş yönü biraz daha rahatlamaya başladı. Eğer hepsi otobanı tercih ederlerse, hızdan dolayı tercih ediyorlar burayı, şuradaki kavşağa tıkarlar. Bu kavşağa tıkamaları bizim işimize yaramaz arkadaşlar. Aşağıda ciddi sıkıntılara sebebiyet verir. Gördüğünüz gibi yük limanımız trenle birlikte limandan geldi. %92 yük boşalttı gitti. Yeni yakıt almadı. Bunlar ürün getiriyor. İthal ürünler getiriyor bize. Mal taşıyor. El emeği göz nuru yerine, yani bu yeni en son geçen bölümde yaptığımız yerimiz arkadaşlar. Güzel yük taşıyorlar. Burası harika oldu. Burası da gerçekten güzel oldu. Oyun şu anda ciddi anlamda gelişmeye ve bana keyif vermeye başladı diyebilirim arkadaşlar. Buradan gelenlerin gidebileceği tek yön burasıydı. Bu otobanı iki şerit çektim. Dedim ki bana yeter. Burası böyle sahil boyu götürürüm. Zaten bir otoban orada var. Şurada var. Burada var. Her yerde otobanımız var değerli arkadaşlar. Bir tren yolu bağlantımız gerekiyor sadece şu an. Onu nasıl yapsak? İşte ona bir karar vermem lazım. Nasıl yapacağıma dair. Ben bir su içip geleyim. Arkadaşlar ne diyorsunuz? Benden belediye başkanı olur mu? Heh, ne diyorsunuz? Güzel hak ediyor muyum? Yani güzel iş yapıyor muyum? Şimdi şurayı ben 1-2 artık oyun hızını düşüreyim. Giren girsin, çıkan çıksın da arkadaşlar. Ben şuraya 1-2 liman yapmak istiyorum ya. Şöyle güzel. Ondan değil de şundan. Şöyle arkadaşlar. Şu kısmı. Yolun şu alt kısmını. Yeşil değil de betona boyayacağım. Şöyle boya. Sadece burayı boyayacağım. Bunun üzerine liman inşa ediyormuş gibi yapacağım kendimi şimdi. Şurayı da aynı şekilde boya. Şurayı boyama. Buraya boya, oraya boyama. Burası bizim limanımız olacak ya böyle. Yük taşıdığımız. Lan, arabalar görünmüyor diyeceğim. Araba yok ki görünsün. Şimdi bizim burada arkadaşlar vinçlerimiz var. Şu fırçanımızı düşür bakayım. Bu vinçler limanda bize görsellik katacak şöyle. Şu bir adet. Tamam mı? Bunlar normalde yok ya. Bir işe, işlev olarak bir işe yaramıyor. Fakat biz dekoratif olarak da bunları kullanacağımız için bunun üzerine mesela diyelim ki buradan gemi. Bir dakika. Bunu aslında şunu da yapabilirim ya. Bunu diyeceğim. Buraya şöyle getir. Sanki diyeceğim burada gemi varmış gibi olsun. Bunu da diyeceğim şöyle getir. Yine sanki burada gemi varmış gibi olsun diyeceğim. Şöyle biraz da sanki havada duruyor gibi. Aynen ayaklarını da yere sabitle. Aynısını buna da yapacağız. Bunu da aynı şekilde şöyle indir. Ötekini biraz fazla indirmişim. Teker. Aa yok, fazla da değil ya. İdare eder. Şöyle az bir kaldır. Biraz burayı indir. Hala havada. Biraz daha indir. Heh. Şöyle ayakları yere değsin. Bu da zaten yere değiyormuş. Okey. Şimdi burası bizim limanımız olacağı için arkadaşlar. Şu zaten ben burayı o yüzden boş bırakmıştım. Bunu buradan getirdik. Buraya kadar böyle koyduk. Burada yaşayan vatandaşların yerleri var. Konteynerler var. Bu da burada çalışanlar için olsun diyelim. Ama bundan önce ben buraya bir şey çekeyim ya. Fence. Çit. Çit çekeyim ben bunlardan önce buraya. Ha? Şöyle liman güvenliğimiz sağlansın arkadaşlar. Bunu şöyle yapacağız. Tamam. Şimdi bu çiti buradan şöyle öncelikle başlatıyoruz. Bunu düz çekmemiz lazım çünkü eğilmeyen bir çitten yapmışız bunu. Arkadaşlar bunu buradan buraya kadar getir. Tamam mı? Ondan sonra bunu da buradan al. Buraya kadar getir. Bunu da şöyle. Heh, buradan al. Şöyle şunu dibine kadar getir. Bunu oradan başlatma. Şöyle al.
Buraya kadar git. Şimdi ben bunu acaba hareket ettirebiliyor muyum? O ettirebilir ama geride bağlantı kapıyor. Şey değil bu. O sanayi kişiler gibi olmuyor anlayacağınız. Böyle ben bunu en iyisi eski haline getireyim. Heh, böyle kalsın. Çünkü ben oynadığım zaman kendi orijinalindeki gibi güzel olmuyor arkadaşlar. Kamyonlarımız hareket ediyorlar. Yüklerini bırakıyorlar. Buraya bir de tren bağlantısı attığımız zaman burası muhteşem olacak. Duvar var. İstersek duvar şey yapabiliriz. Koyabiliriz. Gerek var mı bilmiyorum ya. Duvara bence çok da gerek yok. Arkadaşlar şuraya iş makinelerini koyuyorum şöyle. Bu da şey için burada çalışan iş makinelerin iş makineleri buraya dizilmiş gibi olsun istedim. Şunu tek bir tane yapsam. Bu da yine burada şeylerden gelen yükleri indirmesi için şöyle bir tane koyacağım. Bir tane vinç koyacağım şuraya. Şu gemilerden gelen yükü indirmesi için şu ship'in üzerine koyabilsem harika olurdu. Şöyle bir tane küçük gemilerden, küçük teknelerden gelen yükleri indirmek için koyuyorum. Diğerleri büyük, bunlar küçük olacak. Bu da tamam. Arka öne giderek yüklerini boşaltacaklar burada. Bir tane bundan vardı zaten. Şuna gerek yok. Buna çok benzer var. Vinç gerekirse diye şöyle 3 adet de vinç koyuyorum buraya. Sonuçta burası bir liman olacak ya kocaman devasa bir... Nereye gittik lan? Devasa bir liman olacak ya. Büyük yüksek yükler için şunu da şuraya koysam aslında güzel olur da koyamıyorum. Çünkü o tarafa gitmiyor nedense. Bunu da şuraya şöyle koyayım. Bu da böyle bulunmuş olsun burada. Bayağı bir vinci falan koyduk ya. Şimdi bize başka bir şeye gerek yok. Bunlar zaten çok küçük de. Bunlar şöyle sanki buranın iş makinesiymiş gibi şöyle bir 3-5 tane yan yana koyabilirim. Sadece yapacağım bu olur. Böyle arkadaşlar. Şimdi bize konteyner lazım. Bunlar da bu limana getirilen yükler gibi olacak arkadaşlar. Şöyle. Renkleri değişiyorsa rengini değiştirelim ya. Ama dehşet parlıyor. Bu gözüm kör oldu şu an. Bunlar konteynerlarımız. Bunlar yükler. Daha önceki gemilerle getirilen yükler. Biraz buraya koyacağım. Başka neler var? Bunlara gerek yok. Burada yine bazı konteynerlar var. Geri dönüşüm kutuları var. Bunu önüne bir sıra daha koyacağım ben. Bir sıra daha çıkaracağım bunu arkadaşlar. Bunu onun üstüne doğru çıkaracağım. Bunu da tam ortasına koydum. Burayı da böyle konteynerlarla süsledim. Güzel bir görüntü oldu. Bence gerçekten liman gibi liman oldu yani değerli dostlar. Bir buranın şeyini bağladığımız zaman, tren hattını da bağladığımız zaman bayağı rahat ederiz. Burası karaya çok yakın olduğu için bunu buradan bağlamak bence çok daha mantıklı. O yüzden buradan bir de o değil, şu özelliği alıp fırçamızı büyütüp burayı da böyle şey yapalım. Şöyle getirelim arkadaşlar. Trenimizin rayını düzgün bir şekilde getirebilecek ölçüde. Bizim burada bir tren rayına ihtiyacımız var. Bu yüksekliği alıp şöyle getirip şöyle şuraya bağlayacağım. Diyeceğim ki bunu diyeceğim şu zeminle aynı ölçüde yap diyeceğim. Oo, daha aşağı indi. Bunu diyeceğim bunu aynı ölçüde yap. Yo, bu böyle olmasın ya. Hoşuma gitmedi. Yukarı çıkar. Tamam. Şimdi sonra diyeceğim ki bunu al. Buradan devam ettirelim. Şuradan böyle getireceğim ya sahilden. Ya da bunu sahilden değil de yine geçenki gibi otobanın kenarından götürelim ya. Burada mıydı oranın yolu? Evet. Bakınız bunu alta girdiriyor idik. Yalnız bu değildi bizim yolumuz. Heh. Bunu buradan alta girdiriyor idik. Bu buradan bununla çakışır değil mi? O zaman bunu eksi 20 yapacağız. Eksi 10 ya. 15, 20 diyeceğiz. Burada da 20 diyeceğiz. Sonra şöyle sıfıra kadar çıkacak. Şekil A'daki gibi. Yani bu bayağı bir alttan dolaşmış olacak arkadaşlar. Bunu buradan vereceğiz. Şöyle. Bunu da getireceğiz. Buraya vereceğiz. Bunu buradan bunun altından geçiririm abi ben. Şöyle. Buradan tekrardan çıkartırım. Bunu da bunun yanından götürür. Tren yoluna bağlarız. Ama önce bunu şuradan vereceğim. Şu şekilde. Bunu da buradan vereceğim. Bunu böyle bağlayacağız. Bunu daha yumuşak bağlama imkanım yok. O yüzden bunu da böyle bağlayacağım. Ya da şuraya kadar getiririm. Bunu şöyle biraz açarsam yer arkadaşlar. Şu şekilde. Buradaki bağlantı sorunu da gidermiş olurum. Bence. Tamam. Treni bağladık. Trenden yana şu anda bir sıkıntı görünmüyor. Sadece gelecek mi gelmeyecek mi? Bazen gelmiyor. Bağlantıyı yenilemek gerekiyor. Birisi bir yerinde bir problem algılıyor ya da yolu görmemiş oluyor oyun. Evet. Bakalım standartlara uygun bir yol yer yapmış mıyız? Şuraların yükseltilerini seçelim arkadaşlar. Diyelim ki sen buraya bununla bir aynı yükseltiye bindir bakalım. Burası düz olsun. Burayı niye yamuk yaptın diyelim. Merakla treni bekliyorum. Gelecek mi diye. Tren geldiği zaman her şey daha da güzel olacak. Büyük liman. Konteynerlar. Bayağı bir şey yaptık buraya. Böylece burası tam bir liman gibi olsun. Tren geldi mi tren? Aha geliyor. Evet. Arkadaşlar buraya kadar geldi. Yani tren buraya geldi. Yüke dönüştü. Farklı bir ülkeye gönderildi. Bir tren daha geldi. %100 yükle geldi.
%13 yük yükledi, içeri doğru gitti arkadaşlar. Bu muazzam bir şey ya. Bu ne demek biliyor musunuz? Buradan tren geliyor demek. Buradaki istasyona giriyor arkadaşlar. Bu istasyondan alacağını alıyor. Diğer almayacağı şeyleri de satıyor demek. Bu nereye gidiyordu başka? Sanki bu istasyona da geliyordu bu tren değil mi? Aynen buraya da geliyor. Trafikleri de biraz daha rahatladığını, eskisi kadar yoğun ve sık olmadığını böylece görebilirsiniz. Bu iyi bir şey. Bir limanı da buraya açtığımızda daha da rahatlayacağız demek. 1 saat 17 dakika olmuş. Bayağı ilerlemişiz. Nüfusumuz 42 bine kadar kendiliğinden yükselmiş vaziyette. Bugün muazzam bir şey yaptık kendimiz arkadaşlar. Hapishane yaptık. Cenaze nakil aracı bekliyormuş. Beklesin, gelecektir. Birazcık şehre uzaksınız şimdilik, idare edin. Artık sonraki bölümlerde şu oyunu bir hızını durdurayım. Arkadaşlar eski binalarımızdan büyüyen binalar var. O ilk yaptığımız siteden büyüyen apartman binaları gözüme ilişmeye başladı artık. Yavaş yavaş büyüyorlar. Ben bir kampüs alanı inşa etmek istiyorum. Üniversiteler şehri aslında Eskişehir'di. Eskişehir'de yapabilirdik bunu ama maalesef Eskişehir yalan oldu arkadaşlar. Abi bir adet şuraya bir çöp konteyneri inşa edeyim ben. Tamam mı? Şimdi bir tane yukarıda var. 1, 2. 2 tane sanayi de var. 1 tane bu bölgede var. Şu evlerin olduğu bölgede hiç yok değerli arkadaşlar. Şu iki bölge arasına bir adet de buraya inşa edeceğim. Bu yani buna ihtiyacımız var ya. Süper değil de rastgele seçelim. Ufaklı büyüklü rastgele. Trafikte her biri olsun. Diğerini şuraya mı inşa etmiştik? Bunu da aynı şekilde rastgele seçeceğim. Eğer bunu böyle lokasyonları sıklaştırırsam daha iyi olur. Rüzgar hızı 4, güç üretimi 8, güç üretimi 160, güç üretimi 160 megawatta kadar arkadaşlar elektrik üretebiliyoruz gördüğünüz gibi. Güzel, çok güzel. Çok güzel, tertemiz. Artık yavaş yavaş üniversite alanı inşa etmek istiyorum. Burası hapishaneydi biliyorsunuz. Bayağı da bir gelen giden var yani gördüğünüz gibi. Teknisyenmiş adam. Öndeki adam cenaze aracı. Cenazesini almaya gidiyor buraya. Bayağı da uzun yoldan geliyor olması lazım. Ben şurayı boşaltmıştım. Boşaldı değil mi burası? Evet artık cenaze alabilirsin sen buraya. Bu bölgeye tekrardan. Boşaltma dediğimiz yakma işlemi. Yakma bittikten sonra tekrardan cenaze almaya başlıyoruz. İlginç bir mekaniği var oyunun bu anlamda. Şurada varmış bir cenaze. Boşalt diyelim cenaze yeri. Şurada var bir yer. Burayı da boşalt diyelim arkadaşlar. Sağlık biriminde kapasite 21 bindi. Bura ne durumda? Burada dolmuş. Burayı da boşalt diyelim. Üçünü de yaksın. İşlem bittikten sonra buraları tekrardan şey yapalım. Tekrardan kullanmaya başlayalım. Bir sonraki bölümde feribot yaparım. Şimdi üniversite yapacak bir yer seçeyim. Ya bence üniversiteyi şu bölgeye yapalım mı? Böyle çok güzel duruyor arkadaşlar ya. Bu bölge. Şöyle şurayı düzleyeyim. Üniversite için. Şurayı da şöyle yapalım. Evet arkadaşlar, burayı kampüs alanı olarak koyacağız. Şöyle. Bununla ilgili tweet kesin gelir birazdan bize. Şu bölgeyi, hatta direkt suyun içerisi de dahil olmak üzere şurayı kampüs alanı olarak boyuyorum şöyle. Bunu ileride şekillendireceğiz. Şöyle burayı da silelim. Burası neresi arkadaşlar? Şurası Marmara, burası Gelibolu Boğazı. O zaman buraya Çanakkale diyorum. Çanakkale Üniversitesi. Çanakkale Üniversitesi. Çanakkale Üniversitesi'ni kurduk. Buraya ne kurabiliriz başka? Kampüs alanı olarak. Mesela üniversite kampüs alanı var. Üniversite yönetim binası diyor arkadaşlar. Üniversite yönetim binasını tam şu ortaya denk gelecek şekilde inşa ediyorum. Ne kadarmış bunun gideri? 320'ymiş artık. Üniversitemiz var. Güzel. Ağaçları almayalım. Diyor ki ne diyor? Bu bina kampüs alanı türünü üniversite olarak tanımlar. Kampüs alanının saygın bir şekilde ilerlemesini sağlar ve şehir hizmetlerinin merkezi olarak çalışıyormuş arkadaşlar. O halde buna ilaveler yap diyor benim anladığım kadarıyla. Üniversite yurtlarımız var. Öncelikle politikalarımızı belirleyelim bir. Arkadaşlar şimdi burada yollarımız var, yol bağlantılarımız var da. Bunları ana yola nasıl bağlayacağız ben onu bilmiyorum. Şöyle mi bağlayacağız? Aynen böyle bağlayacakmışız. Mesela üniversite ana binası yolun yakınında olsun. Öğrenci yurtlarını ben denize karşı manzara şeklinde koymak istiyorum. Efendim şöyle buraya kadar geldik. Buraya kadar geldik.
Şurayı güzelce şöyle ağaçlardan bir arındıralım abi. Neyse ağaçlardan komple arındıralım. Kendi kafamıza göre artık yerleştireceğiz burayı. Çünkü birazcık kasma da yapıyor. Çok ağaç var ya. Burada ne varmış? Ha, burada yüzeye çıkan sular var. Şimdi burası öncelikle kampüs alanı ve öğrenci yurtları var. Öğrenci yurtları şu araya sığıyor mu? Yani idare eder. Tam böyle ucu ucuna sığıyor. İlk yurdumuzu buraya inşa ettim arkadaşlar. Oyunu bir donduruyorum çünkü şehre ulaşım yok ya şu anda. Efendim dedim ben bunu buradan alayım şöyle. Arka tarafa kadar uzatayım. Tekrardan bir üniversite yurdu daha oluşturayım şöyle. Yine ben bunu buradan alayım. Şöyle arka tarafa doğru uzatayım. Bir dakika ya, bu kadar dip dip olmasın bunlar. Bina mı yapıyoruz ya? Bunu buraya getir. Bunu imha et. Aradaki yolu tekrar bağla. Tamam. Şurayı da şöyle buraya bağla. Onu da buraya koy. Şöyle arası biraz boşluklu olsun istedim ya. Güzel yapmadın mı? Bence güzel yaptın. Sonuçta bu öğrenciler burada ne yapacak yani arkadaşlar? Biraz nefes alsınlar. 3 tane öğrenci yurdumuz var şu anda. Efendim şimdi buradan böyle buraya doğru bir yol uzatıyorum. Şöyle gelsin. Burası kampüs alanı. Buradan böyle şuraya doğru gelsin. Yine böyle dümdüz olacak şekilde buraya kadar gelsin. Üniversite çalışma salonumuz var. Çalışma salonunu şöyle bir adet koyalım. Üniversite çevre koruma var. Şöyle bir adet daha koyalım arkadaşlar. Şöyle bir adet daha koyalım. 3 tane çalışma salonumuz var. Bunlar merkezde. Hatta bunu buraya alacağım. Bu buna yakındı. Bu da buna yakın olsun. Bunu biraz ileri alalım şöyle. Bunu da şöyle alalım. Bunu da yine şöyle alalım. Şimdi bundan tekrar bir tane daha inşa edeceğiz. Eğitimdeydi. Bunu da buraya inşa ettim. Şimdi 3 tane yurdumuz var. 2 tane çalışma salonu var. Yurdun hemen yakınında. Böylece burada daha kolay bir ulaşım sağlayabilecekler. Bunu buradan getiriyorum. Şöyle şuraya kadar getir. Sonrasında bunu arkadaşlar buradan getiriyorum. Buraya bağlıyorum. Burayı yine buradan getiriyorum. Buraya bağlıyorum. Buradaki bağlantıya herhangi bir ilave yapmamıza gerek yok. Şimdi burada 2 taneydi. 2 tanenin dibinden yol almışım. Bunu buradan getireyim. Bunu da buradan getireyim. Şu aradan da bir yol atalım. İlave bir yolumuz olmuş olsun. Bunu da buradan getirelim. 2 tane büyük çalışma salonumuz var. Bu üniversitenin merkezi olduğu için buraya ayrıca ilgi gösterdim. 2 adet üniversite çevre koruma şeyi yaptım arkadaşlar. Şu biraz yeri oldu. Böyle çok az bir şey. Milimetrik bir şey yani. Bu arada popülaritemiz kaç oldu abi? Kampüs çekiciliğimiz 235 olmuş. 235 iyi bir rakam. İkinci levele geçmek için yeterli bir seviye. Futsal kulübü, futbol kulübümüz arkadaşlar. Çalışma salonunun karşısında. Çalışmak isteyenler orada, oyun oynamak isteyenler burada olacak. Bunu buraya inşa etmek istiyorum ya. Şöyle fırçayı bir küçülteyim de. Bir adet futsal kulübü de buraya inşa edeyim arkadaşlar. 50 tane öğrenci olabiliyor. Oyunlardan antrenörlere ve antrenörlere herkese kadar açık bir futsal kulübü diyor. Herkes diyor burada bulunabilir. 4 tane futsal kulübümüz var. Şimdi bilgimize tekrar bakalım. Şu an çekiciliğimiz 535 oldu. Yani 3 levele de yeter herhalde. Bundan sonrakiler için level gerekiyor arkadaşlar. Mesela üniversite kafeteryası, üniversite çarşısı, kütüphane, matematik kulübü, mezuniyet alanı, akademik heykel. Bunların hiçbirini inşa edemiyorum. Şimdilik değerli dostlar, eğitimin aksamaması için bir adet yol çekiyorum. Onu da tam şuradan çekiyorum. Buradan. Bir sonraki bölümde metro bağlantılarıyla ilgileneceğiz artık. Buraya gelen bir yol olsun. Bu aradaki ağaçları da alalım da. Bu eğitimin aksamaması için. Evet, artık üniversiteye ilgili tweetler geldi. Sınavlara hazırlanmak için harika bir alternatif. İçeride kahve fincanlarına izin verilir değil mi diyor. Senin odanın kirli olduğunu söylersem yurt, üniversite koruyucuları, oda kirliliği, beyaz çarşaf satın almak için en yakın yer nerede? Futsal maçı sonrası harika bir dinlenme salonu iyi gitmez miydi? Üniversiteye ilgili tweetlerimiz var. Şu anda arkadaşlar 4500 giderimiz var, üniversite giderimiz. Öğrenci almaya başladık. Biraz öğrenci alalım. Öğrenci bilgisine bakalım. Ondan sonra artık bu bölümde yavaş yavaş şeyimizi sonlandırmış olalım arkadaşlar. Ya bizim sanki fakültemiz hiç yok ya. Aynen. Abi su sporları merkezi var. Devasa bir bina bu arada. Ticaret okulu yönetim binası. Eğitim bu değil. Ticaret okulu. Arkadaşlar benim kurduğum üniversite ticaret okuluymuş ya. Galiba. Arkadaşlar benimki üniversite kampüsü alanı. Liberal Sanatlar Koleji var. Bir de ticaret okulu var. Benim kurduğum şeymiş. Üniversite kampüsüymüş. İşte burada yurdumuz var. Çalışma salonu var. Üniversite çevre koruma var. Futsal kulübü var. Üniversite kafeteryası var. Mezuniyet alanı var. Matematik kulübü var. Şey nerede? Fakülte nerede? Fakülte? Ha, fakülte burada bak. Hukuk fakültesi. Oo, çok güzel. Tamam, fakülteler en sondaymış. Tıp fakültesi için bir şey istiyor. Üniversite itibarımızın ünlü olması gerekiyormuş. O zaman ben bir tane bir hukuk fakültesi açayım şuraya ya.
1000 tane de öğrenci alabiliyoruz. Kentteki üniversite öğrencisi şu an hızla artıyor. Şu an bir bilgiye bakalım. 6200 giderimiz var, 1500 kazanç var arkadaşlar. Öğrencilerden gelen ücret bu, harç ücreti. Evrensel eğitim falan desteklemeyeceğim zaten. Sadece gerçekten isteyen okusun. Paralı bir eğitim veriyoruz burada. Büyükçe de bir fakülte kurdum yani. Güzel oldu bence. Bence güzel oldu ya bu bölüm. Şöyle bir şey düşünüyorum. Şurayı bir... Sonra değil de arkadaşlar. Şurayı ya da burayı. Aktarma merkezi yapacağım. Aktarma merkezinde buradan sanayi alanına... işte buradan buraya, buradan buraya, buradan buraya. Yani 4 ülkenin 4 bölgesine de metro yollayacağım. Yani mesela adam Kıbrıs'tan... Yukarı gitmek istiyorsa önce metro ile buraya gelecek, sonra metro ile yine buraya gidecek. Yani oradan metroyu bu şekilde dağıtmış olacağım. Dikkat edeceğiz ona, yani yapmaya çalışacağız bir şeyler. Şu an güzel, ben gidişattan memnunum. Özellikle şu Kıbrıs'ın şu kısmı zaten çok çok hoşuma giden bir bölüm oldu burası. Tam böyle planladığım, hayal ettiğim gibi oldu yani. Güzel de görünüyor. Artık binalar, zaten şu ofisler son seviye yapılıyormuş direkt teknolojik olduğu için. Şunlar da son level'larına doğru gidiyorlar. Turizme önem vereceğiz, eğitime önem vereceğiz, ulaşıma önem vereceğiz. Ondan sonra yavaş yavaş artık sonuna geliyoruz yani. Kazanç ne durumda? Kampüs alanı bilgiye bakalım. Öğrencimiz 579, çekiciliğimiz 560. Sonraki seviyeye gelmek üzereyim. Hatta belki de geldim, bilmiyorum. Bir bakalım. Görünüşe göre akademik yılda yarı yoldasın. Akademik yıl bitmeden kampüs alanınızı genişletmek ve ayarlamak için hala zamanın var. Kampüs bilgi paneline kampüs alanınızı ilerletmek için gerekliliklere göz atabilirsiniz. Çekiciliğimiz oldukça yüksek. Yurtlarımız güzel. Bir sürü şeyimiz var. Yani yarı yarıya zaten kendisi arkadaşlar 6000 dolar gideri varken 3000 dolar da geliri var. Kampüs itibarı ne kadar yüksek olursa öğrenciler de o kadar yüksek ücret öder diyor. Ama şöyle, itibarını yükseltmek için de tabii bir sürü para harcaman gerek. Mesela yurtlarımız şunda 30 kişi kalıyor. Şunda 77 kişi. Bunda ise 36 kişi kalıyor. Yani bomboş duruyorlar. Çalışma salonları yarı yarıya. Çalışma salonları bayağı rağbette şu anda. Hukuk fakültesi ise fena değil. Güzel. 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 İyi gidiyoruz. Hoş gidiyoruz arkadaşlar. Maşallah diyelim. Ve bu bölümü de burada sonlandıralım. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Beğenmeyi sakın ha sakın unutmayın.